Kırmızı et hani protein açısından oldukça zengin bir besindir. Aynı zamanda demir, çinko ve magnezyum da içerir. Sağlıklı bir besin ama porsiyon kontrolüne dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü fazla miktarda tükettiğimiz zaman doymuş yağ içeriği ve kolesterol içeriği yüksek olduğu için özellikle kalp damar hastalıklarına, hatta bu da kalp krizlerine kadar gidebiliyor. Kurban Bayramı'nda hani güne böyle kavurmalarla, etlerle başlamak yerine daha sade, daha güzel bir kahvaltıyla başlangıç yapmamız mide problemlerinin önüne geçmemize de yardımcı olacaktır. Kahvaltı yumurta yemek yerine, çünkü kırmızı et de tüketeceğimiz için çok fazla kolesterol almayalım diye, az yağlı peynir, yeşillik, domates, biber, esmer ekmek, gerekiyorsa zeytin ya da cevizle beraber böyle hafif güzel bir kahvaltıyla başlayabiliriz. Şimdi bayram ziyaretleri yaparken kesinlikle aç gitmeyelim. Çünkü aç gittiğimiz zaman kan şekerimiz düşük olduğu için oradaki verilen besinlerin hepsini tüketiyoruz ve kan şekerimiz bir anda tekrar yükselmeye başlıyor. Yükseldiği zaman sonrasında tekrar hızlı bir şekilde düşmeye başlıyor ve gittiğiniz diğer misafirlikte de kalan tabağında hepsini bitirmiş oluyorsunuz. Bu da bir kısır döngüye giriyor. O yüzden ara öğün yapmayı ihmal etmeyelim. Meyve tüketimi bayramda birazcık azalıyor ama bunu yanımızda ara öğün şeklinde çantamıza da koyabiliriz ya da hani evde de tüketip çıkabiliriz. Yürüyüşlere de dikkat edelim mutlaka. Çünkü sindirim problemleri çok yaşıyoruz. Akşam yemeklerinden sonrasında da, akşam ziyaretlerinden sonra da böyle 30-40 dakikalık yürüyüşlerde gayet iyi olacaktır. Hazımsızlığın önüne geçmemiz açısından da bir günlük böyle bir su bardağı kadar sade kefir tüketilmesini ben öneriyorum. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor bayram süresince.